mesajımı göremedim. Çünkü niye? Kimliğimin olmadığı için gittim ki benim çocuğum var dedim. Ben çocuğumu görmek istiyorum dedim. Bana kimliğini ver dedi. Çocuğunu tamam gösterelim sana. Annesi istediği kadar göstermesin. Biz sana gösterelim. Benim ortaya koyduğum Malatyalıyım. Ama şöyle dedi. İnşallah gibi ve ailesi çok teşekkür ediyorum. Bize bu geldi ya Allah sen hadi böyle de okuyorum dedim mi? Hani nasıl olsun? Bir tane şöyle uzayken tabii. Vazgeçme zayıfsın nasıl başıma. Ben canımdan vazgeçtim, senden de vazgeçerim. Bu sana son sözümdür, inanayım derimdim. Aşkından yansam bile, senden de vazgeçerim. Giderim, giderim, buralardan giderim. Yeterim, yeterim, ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senden de vazgeçerim. Bu yaşa kadar hiç kimliğim olmadı. Hani ben babamın ikinci eşindenim. Ben bir yaşındayken babamla annem ayrılmışlar. Nasıl desem, o ona demiş işte şu gün gidip çıkaralım, o ona da bir çıkaralım. Artık arada kaynamışım, beni bir köşede unutmuşlar mı, unutmamışlar mı? Yani zaten 15 yaşıma geldim. Bundan 3,5 sene öncesine annemin ölüm haberini duydum, hiç görmedim zaten. Şimdi o da gelip imza vermek istemedi. İlk önce onun imzasıyla benim kimliğim çıkacaktı. Nüfus müdürü öyle söylemişti. O da gelip imza vermedi. Zaten ona da bu yönden kızgınım. Gelip vermedi. Sonra 2015'ten belli zaten uğraşıyoruz. Elazığ Nüfus Dairesi'nde gittik. Bana dedi gidip Malatya'dan doğum kağıdını getireceksin. Gittik onu getirdik. Tamam çıkacak dedi. Bir gün sonra gel dedi. Gittik. Ankara'ya gideceksin dedi. Kağıdı alıp oraya götüreceksin. Oraya götürdük. Oradan tekrar kağıt getirdik. 6-7 ay bekleyeceksin. Eyvallah. Onu da bekledik. Yine gittik. Şu gün, şu gün, şu gün diye beni hep atlattılar. Ablamla beraber İstanbul'da gittik. Adamın bana sadece İstanbul'daki nüfus dairesine kaldırıp kafasını şöyle Allah kardeşim, Allah yardımcın olsun. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ben sahne alan bir insanım. Sanatçı olan bir insanım. Benim şu anda bestelerim hazır yazılı. Şu anda klibim çıkacak. Benim notere gidip de verebileceğim bir kimliğim yok. Hasta oluyorum, hastaneye gidemiyorum. Askerliğim geldi, askere gidemedim. Okula gidemedim, kendi yöntemlerimle okuma yazmayı çözdüm. Sağ olsun yani çevremizin. Bu yani devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz, yardım bekliyoruz. Yaşar Yaşamaz filmine döndü aynen hayatımız. Vallahi o filmi ben yazsaydım belki tam olurdu yani, tam üstüne basardım. Daha kendi halime gülüyorum yani, daha ne yapayım babam. Buradan atıyorum İstanbul'a konserimiz çıktı, konsere gideceğiz. Yarın benim konserim var. Yolda memur abilerimiz durduruyor. İşte kimlik taraması. Bana geliyor diyor, kimliğin nerede diyor. Kimliğim yok abi diyorum. O da kendince haklı, şimdi suç mu işledin, ne işledin. Adam bilemez ki senin hayatını, durumunu. Alıyor götürüyor. Elazığ'dan kağıt gelene kadar beni 2 gün nezarette bekletiyorlar. Ve oradaki sahnem de o dakikaya kadar bitmiş oluyor zaten. Oradan bomboş elimiz geri Elazığ'a dönüyoruz mecbur. Yaşıyoruz ama kimliğimiz yok aynen. Şu anda 21 yaşına gireceğim. 21 senedir kimlik yok. Abi yetkililere buradan sesleniyorum. Bir yardım eli uzatırsanız. Yani benim halimi yaşayan bilir. Yaşamayan belki dışarıdan biri söylerse ya işte gidip çıkarabilir diyor. Mesela ben kime söylediysem kimliğim yok. Git nüfus dairesine hemen verirler diyor. Benim uğraştığım kadar kimse uğraşmadı. Allah benim halime de kimseyi düşürmesin. Yani bu devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. 2018'de İstanbul'a gittim. Orada sevdiğim bir kız vardı. Onunla evlendim. Resmi nikah yapamadım tabii kimliğimin olmadığı için. Şu anda 2 yaşında bir oğlum var. O da annesinin yanında. Onun kimliği var zaten. Allah'tan ki onun kimliği var. Annesi çıkarmış. Yani bu kimliksizlik yüzünden abicim şimdi... Evlendik, resmi nikah yapamadık. Şu anda abicim gidip oğlumu görsem, oğlumu görmek istesem. Gidip hani bir haftadan bir haftaya biliyorsunuz babasına gösteriyorlar. Şimdi gidip onu yapsam yapamam. Çünkü niye? Kimliğim yok. Gidip desem ben babasıyım adamca kimliğini ver. Kimliğim yok. Babası olduğumu bile ispat edemem. Öz evladımın babası olduğumu ispat edemem.
Hani gülüyorum, ağladığım günler de oldu, sızladığım günler de oldu. Ama şu anda kendi halime gülmekten başka yapabileceğim bir şey yok, elimde hiçbir şey yok. Küçücük çocuğun kimliği var, yeni doğmuş çocuğun kimliği var. Bizzat benim çocuğumun ya, daha 2 yaşında kimliği var. Ben kaç yaşındayım ve evliyim, bir çocuk babasıyım. Benim kimliğim yok. E ben gülmeyeyim de kim gülsün benim halime şimdi? Çocuğum var dedim. Ben çocuğumu görmek istiyorum dedim. Bana kimliğini ver dedi. Çocuğunu tamam gösterelim sana. Annesi istediği kadar göstermesin. Biz